Merhaba arkadaşlar, güncel haber çevirisi yaparak İngilizce öğrenmeye hoş geldiniz. Daha önce Huawei Mate X ile ilgili bir haberini çevirmiştik. Bayağı bir süre geçti, bir iki hafta. Kusura bakmayın, yoğundum, o yüzden haber çevirilerine zaman ayıramadım. Çünkü benim İngilizcem çok mükemmel değil. Ben bunun için de zaman ayırmam gerekiyor, çeviri için. Çünkü sizlere çok yanlış bir şey öğretmek istemiyorum. Ve başlamadan önce de tekrar hatırlatayım, ben İngilizce öğretmeni veya bir tercüman değilim. Kendi İngilizcemi geliştiren bir kişiyim ve geliştirirken de aynı zamanda sizlerle nasıl çalıştığımı da paylaşıyorum. Amacım sizlere biraz da olsun yardımcı olabilmek. Ve bu konuda da özellikle bu videoların altına yapıcı eleştirilerinizi bekliyorum. Ama küçük bir kesim yapıcı eleştirinin ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Yani şöyle bir yorum yazmanız tamamen sizin zaman kaybınız. Ki ben bunun bazı kişilere anlayacak dediğimi. Hani senin İngilizcen kötü, o yüzden niye böyle şeyler yapıyorsun tarzı çeviriler, yorumlar yerine şey diyebilirsiniz. Mesela bunları çevireceğim. Bir de çok güzel bir arkadaşımızın da eleştirisi vardı. Bu tarz eleştiriler bekliyorum. Bir önceki videoyu izlediyseniz o Huawei ile ilgili, ben direkt çevirip geçmiştim. Arkadaş şey demişti, altına Türkçesini yazarsan daha iyi olur demişti. Ki çok mantıklı, bu videoda öyle yapacağım. Mesela ben çeviririm, eğer siz tercümansanız veya iyi bir İngilizce öğretmeniyseniz, daha iyi bir çeviri yapıyorsanız, ben küçük hataların olduğunu söylüyorsanız, yorum kısmına yazarsanız bunu böyle çevirsen daha iyi olur derseniz, ben de onu üste çıkarırım, diğer arkadaşlar da görür. Bu tarz eleştirilere her zaman açığım. Ama diğer türlü eleştiriler tamamen sizin zaman kaybınız. Bunu hatırlatmak istedim. Ve haberlerim çok güncel olacak. Ben kimin ve kaynağı da yazacağım. BBC'den haberler. Ve güzel bir konu buldum. Bu Amazon'un her dakika bir futbol sahası kadar alan yok ediliyormuş. Bunun hükümet kaynaklı da yönleri var. Bununla ilgili bayağı bir uzun haber. Hatta size şöyle göstereyim. Abi 6-7 video olacak, böyle aradaki başlıklara ayırmışlar. Her bir başlığı bir video daha yapmak istiyorum. Çünkü videolar uzamaz ya, 1 saatlik videoyu izlemezsiniz. O yüzden bir 10 dakika 10 dakika. Hem ne olacak, hem İngilizcemizi geliştirmiş olacağız. Çünkü zor kelimeler, uzun cümleler. Yani her gördükleriniz hepsi bir cümle. Yani cümleler uzun. O yüzden uzun cümleler nasıl çevrilir, zor kelimeler var. Bu zaten, bu çeviriler İngilizcesi iyi olan arkadaşlar için. Diğer en büyük artı ise güncel olduğu için güncel olaylardan da haberdar olacağız. Hani hem İngilizcemizi geliştirmiş olacağız, hem de güncel olaylardan haberdar olacağız. O yüzden bu tarz çevirileri biraz daha ağırlık vermeyi planlıyorum. Haftada en az 4-5 gün atmayı planlıyorum. Hem bu benim için de iyi olacak. Yani beni motive ediyor aslında YouTube'a video atmak. Çünkü video atacaksam benim kendi çevirmem lazım. Çevireceksem de İngilizcemi geliştirmem lazım. Bu şekilde. Bu kısmı çok uzatmayın. Şimdi başlığımız bu. Football Pitch of Amazon Forest Lost Every Minute. Şimdi Football Pitch, futbol sahası demek. Of Amazon Forest. Şurası ne? Amazon ormanının futbol sahası kadar alanını kastediyor. Lost. Lost'un ikinci hali kayboluyor. Kayboldu. Ne zaman? Every minute. Her dakika Amazon ormanının futbol sahası kadar alanı yok oluyor. Başta bu şekilde çevirebiliriz. Hatta ben bunu mavi yapacağım. Bir gözünüz yormasın. Şöyle çevirebiliriz mesela. Her dakika Amazon ormanının futbol sahası kadar alanı yok oluyor. Yani lost, kayboluyor demek saçma olur. Yani kaybolmak bir anda yok olmak, yani ortadan kalkmak. Burada yok olmuyor. Yani kaybolmuyor, yok oluyor. Yani olanı tahrip ediyorlar. Bu şekilde çevirebiliriz. Ben bu şekilde çevirdim de, çeviride olay mantık şu: buradaki anlamla buradaki anlam aynıysa sorun yok. Ben çünkü resmi bir tercümanlık yapmıyoruz burada. Önemli olan anlamın değişmemesi, yani anlamın aynı olması.
Her dakika bir futbol sahası kadar orman, Amazon ormanı yok oluyor. Şimdi siz bunları böyle altın altına yazarak şey yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci cümlemize. An area of Amazon rainforest roughly the size of a football pitch is now being cleared every single minute according to satellite data. Şimdi şuradan sondan başlayacağız. According to bir şeye göre. Neye göreymiş? Satellite data. Satellite uydu demek. Uydu verilerine göre. O yüzden buradan başlayacağız. Rengi tekrar ayarlayayım. Uydu verilerine göre. Uydu verilerine göre virgül. Şimdi cümlemize bakalım. Şurası öznemiz. An area of Amazon rainforest roughly the size of football pitch. Şimdi futbol sahası kadar alan. Bir de roughly kabaca demek. Kabaca futbol sahası kadar Amazon ormanı alanı is now being. Now burada artık anlam veriyor. Being cleared. Burada clear temizlenmek. Yani yok olmak anlamında. Hani ormanın temizlenmesi. Yani ağaçların temizlenmesi. Yok olması. Every single minute. Yine her dakika. Yani bir üstteki cümleyi şey yapıyor. Zaten o üstteki başlıkta. Onu doğrulayan bir cümle. Biraz daha ayrıntılı bir şekilde. Ve ne diyeceğiz? Uydu verilerine göre her dakika yapabiliriz. Her dakika yaklaşık olarak roughly yaklaşık futbol sahası size of football pitch dedi burada futbol sahası büyüklüğündeki yani büyüklüğü olarak yapabiliriz. Büyüklüğündeki Amazon yağmur ormanı alanı Amazon yağmur ormanı alanı Amazon yağmur ormanı alanı her dakika yapmıştık. Now being cleared. İşte burada artık yok oluyor. Artık yok oluyor. Yine temizleniyor. Mantıksız olur. Artık yok oluyor. Ve okuyalım. Uydu verilerine göre her dakika yaklaşık futbol sahası büyüklüğündeki Amazon yağmur orman alanı artık yok oluyor. Yağmur orman alanı artık yok oluyor. Bence fena değil. Yani buradaki anlamı veriyor. Burayı da bu şekilde çevirebiliriz. Geçelim diğer cümlemize. The rate of losses has accelerated as Brazil's new right-wing president favors development over conservation. Şimdi bu cümle biraz daha kafa karışıklığı olacak. Çevirince anlayacaksınız. Şimdi burada öznemiz yani şöyle yani yan cümlemiz var daha doğrusu. The rate of losses. Rate burada oran demek. Losses kayıp. Kayıbın oranı. Yani kayıp oranından kalsın ne burada? Ormanın tahrip olma oranı. Dedi ki her dakika bir futbol sahası kadar da. Bu ne yapıyormuş? Accelerated. Accelerate, ivmelenmek, hızlanmak anlamına. Bu kayıp oranı hızlanıyor. Hızlandı. As için anlamı veriyor burada. Bu as'den sonraki olay olduğu için bu kayıp oranı artıyor, hızlanıyor. Peki ne içinmiş? Brazil's new right wing president. Şimdi şurası öznemiz. Brezilya'nın şuradaki Esad'a sağlıklı göre Brezilya'nın yeni right wing sağcı demek. Hani sağcı solcu olayı var ya. Sağcı president başkan cumhurbaşkanı olarak çevirebilirsiniz. Yeni sağcı cumhurbaşkanı favor
İsim hali biliyorsunuz zaten iyilik demek. Fiil hali ise desteklemek anlamı. Buradaki desteklemek anlamı. Development, gelişmeler. Develop, geliştirmek. Development, gelişme. Gelişmeleri destekliyor. Ne üzerine gelişmeler? Conservation. Bu koruma, doğayı koruma üzerine olan gelişmeleri desteklediği için kayıp oranı hızlandı. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Doğayı koruma için destekleri gelişme desteklediyse niye orman tahribatı artıyor diye ben de sordum kendime. Ama adamların yani şeyi koruma anlayışı biraz farklı. Burayı çevirelim. Sonraki alt cümledekini biraz daha anlayacağız zaten. Şimdi şu öznemizi yazalım. Brezilya'nın yeni sağcı cumhurbaşkanı. Brezilya'nın yeni sağcı cumhurbaşkanı doğayı koruma üzerine gelişmeleri desteklediği için doğayı koruma üzerine olan gelişmeleri, üzerine gelişmeleri de diyebiliriz. Gelişmeleri desteklediği için ne olmuştu? The rate of losses has accelerated. Bu orman tahribat oranı, yani losses ben kayıp oranı demeyeceğim burada. Şimdi kayıptan ne kastediyor? Orman tahribatını kastediyor. Yani onu açık bir şekilde söylemek lazım. Ya da orman kaybı diyebiliriz. Orman kaybı oranı hızlandı. Orman kaybı oranı hızlandı. Bir daha okuyalım. Brezilya'nın yeni sağcı cumhurbaşkanı doğayı koruma üzerine gelişmeleri desteklediği için orman kaybı oranı hızlandı. Bu arada Türkçem çok iyi değil yani bu virgüldür, şudur budur. O tarz sıkıntı olabilir. Benim amacım aynı anlam verebilmek. Yani çok Türkçe dil bilgisi kurallarını bildiğimi söylemiyorum. Onu da söyleyeyim bu videoda. Burada cümleyi de bu şekilde çeviriyoruz. Geçelim diğerine. Çok da video uzatmak istemiyorum. Şimdi the largest rainforest in the world, the Amazon, is a vital carbon store that slows down the pace of global warming. Şimdi öznemize bakalım. Öznemiz bu. Şuraya kadar virgülü kadar çevirirsek the largest rainforest in the world. Dünyadaki en büyük yağmur ormanı. Sonra virgül de Amazon koyduğumuzda imzar da var burada. Şuraya kadar ne oluyor? Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon olarak çevireceğiz. Sonra hepsini çevirelim. Sonra yazacağım. A vital, vital hayati demek. A vital carbon store. Hayati bir karbon deposu. Sonra that geliyor. That neden geliyor sonra geliyor? Carbon store. Hayati karbon deposundan sonra geldiği için. That'ten sonraki cümle bu karbon deposunun ne yaptığını, ne işe yaradığını açıklayacak bize. Onu betimliyor. Slows down the pace of global warming. Global warming zaten biliyorsunuz hepiniz. Küresel ısınma. Pace, hız, sürat demek. Küresel ısınmanın hızını slow down, yavaşlatmak demek. Yani çevirelim şimdi. Bu dünyanın en büyük yağmur ormanı Amazon, küresel ısınmanın hızını yavaşlatan hayati bir karbon deposudur. Burayı bu şekilde çeviriyoruz. Ayarlayayım. Ne yapıyoruz? Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon. Amazon'dan sonra bir gelir bence. Amazon. Şurayı çevireceğiz şimdi. Küresel ısınmanın hızını azaltan hayati bir karbon deposudur.
küresel ısınmanın hızını azaltan hayati bir karbon deposudur. Evet. Tekrar okuyorum. Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon, küresel ısınmanın hızını azaltan hayati bir karbon deposudur. Yani Türkçesini okuduğunuzda böyle yani eğreti gelmiyorsa kulağınıza ve çok da anlam olarak kayma yoksa doğru çevirmişsinizdir. Yani birebir çevirmektense biraz daha böyle kendinizden de bir şey katmak her zaman daha iyidir. Yani tesis olan yazacaksanız zaten şey vardı, intihal olayı. İntihaldan bu şekilde kurtulabilirsiniz zaten. Çünkü aynı kaynağı birçok kişi kullanıyor. Eğer hepiniz kelime kelime çevirirseniz zaten çevirisinde bir çeşitlilik olmaz. Siz aynı cümleyi kullanmak zorunda kalırsınız. Ama farklı açıdan bakarsanız olaya intihalden de yırtmış olursunuz. Olması gereken o zaten. A senior Brazilian official speaking anonymously. Bu Amerikan anonymously. British'te de anonymously. Anonymous diye çeviriyorlar. Okuyorlar şurayı. Leader adam da adverb oluyor. Anonymous. British'te. Amerikan'da anonymous. A ile başlıyor. Anonymously. Ben yani Amerikan aksanını öğrenmeye çalışıyorum. Çok da aksanım iyi olduğu söylenemez bu arada. Zaten siz de görüyorsunuz. Telaffuzum çok iyi değil. Speaking anonymously told us his government was encouraging deforestation. Şimdi öznemiz şurası. Bir kelimeleri ben çevireyim. Bilmediğiniz kelimeler olabilir. Senior. Burada yetkili, üst, yani kıdemli. Kıdemli anlamında burada. Yetkili, official oldu. Brezilya. Brezilyalı. Official, yetkili. Speaking, konuşmak zaten. Anonymously. Burada anonim şekilde. Yani isimsiz şekilde, anonim şekilde. Told us, bize söyledi. Ne söylemiş? His government, onun hükümeti. Was encouraging. Encourage, desteklemek, teşvik etmek anlamında. Teşvik ediyor. Neyi teşvik ediyor? Deforestation. Şimdi bu yeni kelime gibi gelebilir ama çok basit. Forest ne? Orman. Forestation. Ormanlandırma, yani ağaçlandırma bir bölgeyi. Deforestation. Ormansızlaştırma, yani ağaçsızlaştırma, ağaçların yok edilmesi anlamına geliyor. Şimdi hükümeti ne yapıyormuş o zaman? Ormansızlaştırmayı destekliyormuş. Çevirelim cümleyi. A senior Brazilian, şu özneyi çevireceğiz. A senior Brazilian official speaking anonymously. Şimdi isimsiz şekilde konuşan, yani önemli şekilde konuşan bir kıdemli Brezilyalı yetkili öznemiz bu. Bunu bir yazalım. Anonim de diyebiliriz. Anonim olsun. Anonim şekilde konuşan, eşitsiz şekilde konuşan bir kıdemli Brezilyalı yetkili virgül told us, bize söylediği en son yazıyor. Ne söylemiş bize? His government was encouraging deforestation. Hükümetinin ormansızlaştırmayı teşvik ettiğini söyledi. Hükümetinin ormansızlaştırmayı teşvik ettiğini söyledi. Burası bu kadar. Sonra işte how is the forest cleared? Bu orman nasıl yok ediliyor? Onu da diğer videoda söyleyeceğim. Çünkü şimdi 19-20 dakika oldu. Ben dedim ki hepsini bir videoda yapamam. Siz için çok sıkıcı olur. Bu bile benim beklediğimden uzun oldu. Burada şey var şimdi kafanızı karıştıran son cümle ne? Ormansızlaştırmayı destekliyor ama ikinci cümlede biz ne yaptık? Orman şeyi destekliyordu. Brezilya'nın yeni sağ cumhurbaşkanı doğa koruma üzerine gelişmeleri desteklediği için. Şimdi buradan ben şöyle bir şey anlıyorum. Yine şahsi çıkarım bu.
Yani bu Cumhurbaşkanı'nın doğayı korumadan anladığı o zaman ya insanları korumak yani ormanı yok edip bu yabani hayvanları uzaklaştırarak doğayı korumak gibi bir kafa yapısı var galiba ki ormansızlaştırmayı teşvik ediyor. Yani garip bir olay. Demek ki bu tarz olaylar tek bizim ülkemizde yaşanmıyor. Bunu da öğrenmiş olduk burada. Ben böyle bir çıkarım yaptım. Sizin çıkarımlarınız da farklı olabilir ama daha ilerleyen zamanlar şeyleri ben çevirmedim. Onları da okumadım. Böyle çevirip size video yapıp paylaşacağım. Bakalım şeyin çevirinin sonunda nasıl bir genel fikre kapılacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu arada kart arkasının da buradaki güzel kelimeleri yazacağım. Anlamlarıyla birlikte onu anket kısmında, yani quiz gibi olacak. Onları da cevaplarsanız iyi olur. Hem buradaki kelimeleri tekrar etmiş olursunuz, öğrenmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.